Merhaba, ben Aydın Tuzcu. Bu videoda BABS'yi kısaca tanıttıktan sonra BABS beyanı nasıl doldurulur anlatacağım. Yalnız önce size kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Bu kanalda muhasebe konuları herkesin anlayabileceği kadar basit bir şekilde anlatılır. Muhasebeye yeniyseniz ve anlamakta zorlanıyorsanız, içinde onlarca videonun olduğu Muhasebe Konu Anlatım isimli oynatma listesine göz atmanızı öneririm. En başta yapılması gereken şey, e-beyannamelerin uygulamada nasıl çalıştığının anlatılmasıdır. Eğer ki beyannamelerinizi mali müşaviriniz değil, siz dolduracaksanız sistem şu şekilde işler. Gelir İdaresi Başkanlığından indirdiğiniz beyanname düzenleme programını bilgisayarınıza kurarsınız. Nasıl yapacağını birazdan ayrıntılı bir şekilde anlatacağım, merak etmeyin. Kurduğumuz program üzerinde beyannameler hazırlandıktan sonra XML uzantılı beyanname dosyaları mail ile beyannameyi onaylama yetkisi olan mali müşavire gönderilir. Mali müşavir bu dosyayı kendi beyanname düzenleme programına aktardıktan sonra beyannameleri kontrol eder. Kontrolleri sonrası uygun gördüğü takdirde bu beyannameleri bir paket haline getirip Gelir İdaresi Başkanlığı e-beyanname portalına gönderir. Portal üstünde son kontrollerini yapan mali müşavir, beyannameleri onayladıktan sonra her bir beyanname için ayrı tahakkukları alır ve kendi bilgisayarına PDF formatını indirir. Sonrasında ise onaylı beyanname ve tahakkukları mükellefine, yani size mail ile gönderir. Siz dosyalarsınız ve son ödeme tarihinden önce tahakkukları bankanız kanalıyla ödersiniz. Budur. Yeri gelmişken söyleyeyim, BABS ödenecek bir beyan türü değildir. Şimdi anlatayım. Öncelikle BABS tam olarak nedir, ne işe yarar ve nasıl hesaplanır anlayalım. BA'nın açılımı belge alıştır ve tedarikçilerden aldığımız faturalarla ilgilidir. BS'nin açılımı ise belge satıştır ve müşterilerimize kestiğimiz kendi faturalarımız ile alakalıdır. BABS adında tek bir beyan yoktur. BA ve BS iki ayrı beyandır. Yani her ay iki ayrı beyan veririz. BABS'nin konusu nedir? Temmuz 2021'e kadar yıllar boyunca şöyle bir kural olmuştu. Biz herhangi bir tedarikçimizden bir ay boyunca KDV hariç toplamda 5000 TL ve üstü fatura aldıysak, bu tedarikçinin bilgilerini BA beyannamesi ile herhangi bir müşterimize ait bir ay boyunca KDV hariç toplamda 5000 TL ve üzeri fatura kestiysek, bunu BS beyannamesi ile devlete beyan etmemiz gerekiyordu. Kestiğimiz ve aldığımız faturaların e-arşiv, e-fatura veya kağıt fatura olması fark etmiyordu. Hepsinin birden toplamının 5000 TL'yi geçmesi durumunda ilgili tedarikçi veya müşteriyi toplam kadar beyan etmemiz şarttı. Bir ayın BA'sı veya BS'si sonraki ayın son gününe kadar beyan edilmeliydi. Kural buydu. Ancak son gelen değişiklikle birlikte Temmuz 2021'den itibaren artık faturaların elektronik olup olmadığı BA ve BS beyanlarında beyan için bir kriter haline geldi. 5000 TL toplamına ulaşmak için kural değişmezken, yani e-fatura, e-arşiv ve kağıt faturaların toplamı 5000 TL'yi geçmeliyken, değişiklik sonrası sadece kağıt faturaların BA veya BS'de beyan edilmesi kuralı geldi. Yani artık kağıt faturalar beyan edilirken elektronik fatura grubunun içine giren e-fatura ve e-arşiv faturalar beyan edilmeyecektir, bilginize. Bu güncellemenin nedeni artık devletin kesilen elektronik faturalar üzerinde zaten tam denetiminin olmasıdır. Elektronik faturalar için BABS beyanları lüzumsuz hale gelmiştir. Yeni kuralın kafanızı karıştırmaması için beyan zorunluluğunu birkaç örnekle netleştirmek isterim. Örneğin bir müşteri veya tedarikçi ile bir ay içindeki KDV hariç fatura hacmi şu şekilde olsun. E-fatura artı e-arşiv fatura toplamı 3000 lirayken kağıt fatura toplamı 1500 lira diyelim. Bu durumda ilk kriterimiz olan 5000 TL'yi toplamda geçemediğimiz için bu müşteri veya tedarikçiyi BA veya BS'de beyan etmiyoruz. Veya elektronik fatura toplamı yine 3000 TL iken kağıt fatura toplamı 2500 TL ise 5000 TL barajını aşarız. Yalnız yeni kural gereği sadece kağıt faturaları yazabileceğimizden dolayı bu müşteri veya tedarikçi için beyanımız 2500 lira olacaktır. Ya da elektronik fatura toplamı 8000 lira iken kağıt fatura hiç yoksa
Her ne kadar 5000 TL geçsek de kağıt fatura olmadığından dolayı BA veya BS üstünde bu müşteri veya tedarikçi için bir beyan yer almayacaktır. Basit ve anlaşılır şekilde izah ettiğimi düşünüyorum. Sırada BABS beyanının nasıl doldurulacağı var. Açık ve ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İyi dinleyin. Bu arada bilmeyenler için genel bir bilgi vereyim. Beyannameler zaman zaman güncellenirler. İzlediğiniz bu kılavuz 2021 yılı için geçerli olmakla birlikte beyannamenin içeriği zaman içinde az çok değişiklikler gösterebilir ve gösterecektir. E-beyanname doldurabilmemiz için beyanname düzenleme programının bilgisayarınızda yüklü olması gerek. Bunu bilmeliyiz. Sadece yüklü olması da yetmez, en güncel sürümün yüklü olması gerekir. Bunun için beyannameleri hazırlamadan önce mutlaka gelir idaresini ziyaret etmeliyiz. Arama motoruna e-beyanname yazıp arattırdığınızda gelir idaresinin e-beyanname portalı ilk sırada çıkacaktır. Alt taraftaki snippetten gerekli programları tıklayınız. Portal üstündeki ana menüden gerekli programlar düğmesine tıklamalısınız. Gerekli programlar sayfasına ihtiyacınız olan beyanname düzenleme programı yani BDP satırı olacaktır. Oradaki güncelleme tarihine lütfen dikkat ediniz. BDP bilgisayarınıza zaten yüklü olsa bile güncel versiyona ihtiyacınız olacaktır. Siz daha önce bu güncelleme tarihinden önce yüklediyseniz tekrardan yüklemeniz gerekir. Aksi takdirde eğer ki sizin doldurduğunuz bir beyannameye güncelleme geldiyse, beyannameyi mali müşaviriniz onaylayamayacak, boşuna uğraşıp beyannameyi hazırlamış olacaksınız ve tekrardan aynı işi yapmak zorunda kalacaksınız. Haberiniz olsun. Windows tabanlı bir işletim sisteminiz varsa işaretlediğim yeri, Linux tabanlı bir işletim sisteminiz varsa hemen sağındaki linke tıklamalısınız. Bir de önemli bir bilgi, BDP'yi ilk kez yüklüyorsanız bilgisayarınızda yeterli bir Java versiyonu olması gerekir. Java'yı indireceğiniz link işaretli olan linkin hemen üstündedir. Yalnız acele etmeyin. Önce indirdiğiniz program çalışıyor mu diye bir bakın. Zaten çalışıyorsa Java indirmenize ve kurmanıza tabii ki gerek yok. Yok çalışmadıysa Java'yı kurun. Halen sorun varsa IT'ci arkadaşınızdan destek isteyin. Linke tıkladıktan sonra indirme işlemi başlayacaktır. Tamamını indirmesi yarım dakika kadar sürecektir. İndirme işlemi tamamlandığında indirdiğiniz dosya ekranda gördüğünüz gibi otomatikman açılır. Benim Windows'um İngilizce olduğu için RAM yazıyor. Türkçesi çalıştır olacak. Çalıştır düğmesine basın. Bu ekran kendiliğinden açılmıyorsa indirdiğiniz klasör altındaki dosyaya çift tıklayarak çalıştırın. Çalıştırdıktan saniyeler sonra ekranda gördüğünüz ekran gelecek. Bu zipli yani toplarla sıkıştırılmış dosyaların nereye çıkarılacağı ile ilgilidir. Çıkarılacak klasör C sürücüsü altında EBN isimli klasördür. Varsayılan olarak otomatikman kendiliğinden gelir. Size tavsiyem bu dosya yolunu değiştirmemenizdir. Ben de unzip yazıyor, siz de aç veya çıkar gibi bir ibare olması lazım. Düğmeyi tıkladığınızda tüm güncel dosyalar bilgisayarınıza transfer edilmiş olur. Artık beyannameyi doldurmaya hazırız. Masanızın üstünde zaten olan veya yeni yüklediyseniz masanızın üstüne yeni gelen kısa yolu çift tıklayarak uygulamayı açınız. Beyanname düzenleme programı böyle bir şeydir. Yeni beyanname doldurmak için dosya sekmesi altında yeni isimli seçeneği tıklayınız. Bu bölümde ayrıca ihtiyacınız halinde daha önceden hazırladığınız beyannameleri aç veya yeniden aç seçenekleriyle tekrardan açabilirsiniz. Yeni seçeneğine tıkladığınızda beyanname düzenleme programı aracılığı ile hazırlayabileceğiniz bir sürü beyanname türünü burada göreceksiniz. Form BA'yı seçiyoruz. Yalnız önemli bir hatırlatma, BA alışlarımız BS ise satışlarımızla alakalı olmakla birlikte birebir aynı beyannamelerdir. Yani BA'yı öğrenince zaten BS'yi de öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden ikisinden herhangi birini göstermem size yeterli olacaktır. BA beyannamesi açıldığında size kafadan bazı genel uyarılar gelecektir. Telaşlanmayın, bunlar standart şeylerdir. İlk uyarı sadece kağıt faturaların beyan edileceği ile ilgili size biraz önce anlattığım kural hatırlatmasıdır. Tamama basıp geçiniz. İkinci uyarı
beyan ettiğiniz tedarikçilerinizin vergi veya TC kimlik numaralarını eksiksiz ve hatasız bir şekilde yazmanız ile alakalıdır. Hatalı yazmanız durumunda uyarıda da bahsedilen kontrol modülü aracılığıyla mali müşaviriniz hatayı görecek ve onaylayamadığı için sizden düzeltip tekrar XML dosyasını göndermenizi isteyecektir. Veya hata sadece bir veya iki satırdaysa doğru vergi numaralarını sizden isteyip kendi de orada düzeltebilir. Üçüncü uyarı ise önemli ve bilmeniz gereken bir şeydir. Beyan edeceğiniz rakamlar küsuratlı olmamalı, yani kuruş yazmamalı. Yazacağınız küsuratsız rakamlar her zaman aşağıya doğru yuvarlanmalı, yukarıya yuvarlama yapılmamalı. Ekrandaki örnek üzerinden gidersek, toplamda 35.685 lira 45 kuruş olan bir toplamı 35.685 TL olarak 47.115 lira ve 95 kuruş olan toplamı da sadece 47.115 lira olarak bildirmeliyiz. Bu küsurat işi çok mu önemli? Evet, önemli. Unutmamalısınız ki sizin BA'da beyan ettiğiniz bir işletme sizi de kendi BSS'inde aynı şekilde beyan edecektir. 1 lira bile bir uyumsuzluk olması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın radarına takılırsınız. Uyarıları geçtikten sonra kayda hazırız. Bu arada kısa bir bilgi daha. Henüz kaydedilmemiş beyannameler üzerindeki beyanname adı tarih aralığı olmadan görünür. Kaydettikten sonra farkı göstereceğim. Ayrıca her beyanname isminin sonundaki rakam ilgili beyannamenin versiyonunu gösterir. Bu BA beyanı e-beyanname tarihindeki 7. versiyondur. Biraz önce anlattığım son değişiklik, yani yeni kural olmadan önce burası 6 yazıyordu örneğin. İlk yapacağımız şey işletmemizin bağlı bulunduğu vergi dairesini seçmek olacak. Seçenek listesi açılınca böyle ilk 2-3 harfi hızlıca yazarsanız o harflere göre olan vergi dairesi isimleri önünüze gelecektir ve işinizi kolaylaştıracaktır. Diğer bazı beyanlarda aylık ve 3 aylık gibi farklı seçenekler olsa da BA ve BS sadece aylık verilir. Zaten başka bir seçenek de yok. Yani aylık olacak. Daha sonra hangi ayın beyanını veriyorsanız ilgili yılı yazıp ayı da menüden seçerek işaretlemelisiniz. Genel bir bilgi vereyim. Örneğin Ekim ayının BA veya BS'sini Kasım ayı sonuna kadar beyan etmeniz gerekir. Beyan için son gün bir sonraki ayın son günüdür. Yani şu anda gerçekte hangi aydaysak bir önceki ayı buraya yazarız. Genel bilgiler sekmesinin alt tarafında ise işletmenize ait bilgiler girilmelidir. Yani burada mükellef biz oluyoruz. Dolayısıyla bizim işletmemizin bilgileri buraya yazılmalı. Şimdi de beyan etmemiz gereken firmaları listeleyeceğiz. Ama öncesinde yine çok önemli bir bilgi vereyim. Varsayalım geçtiğimiz ayda 5000 TL sınırını geçen, geçse bile kağıt faturası olan kimse yok. Bu durumda kimseye beyan etmeyeceğiz demektir. Böyle bir durum söz konusu olsa bile BA veya BS'yi vermemezlik yapamıyoruz. Bunu bilin. Yapmamız gereken şey gösterdiğim kutucuğu işaretleyerek son beyan tarihinden önce boş bir BA vermek olmalıdır. Kısacası devlet aksini söyleyene kadar her ay hem BA hem de BS vermeye devam edeceğiz arkadaşlar, haberiniz olsun. Form BA sekmesinde kriterleri karşılayan tedarikçileri listelemeden önce sağ taraftaki ayarlayıcı düğmeleri biraz büyüterek sizlere tanıtayım. Artı işaretli düğmeye her tıkladığınızda form BA'ya bir satır eklenir. Sınır yok, gerektiği kadar satır ekleyebilirsiniz buraya. Eksi işaretli düğmeye her bastığınızda ise işaretli olan satır silinir. Sildiğiniz satırı geri alamazsınız. Tekrar eklemeniz gerekir. Yeri gelmişken belirteyim, beyanname düzenleme programlarında geri al işlemi yoktur. Sola yana ok işaretli olan düğme buraya Excel'den veri aktarmamızı sağlar. Daha ziyade buraya elle çok satır girmek zorunda kalanlar doğru formatta hazırlayabilirlerse Excel'deki tedarikçi listesini buraya kolayca aktararak zamandan kazanabilirler. Doğru Excel formatı için mali müşavirinizden destek isteyebilirsiniz. Muhtemelen onda olacaktır. Sola aşağıya doğru ok tuşuna tıkladığınızda ekranda gördüğünüz satıra git kutucuğu açılır. Satır numarasını girip git düğmesine basarsanız ilgili satıra gider. Önemli ve gerekli bir özellik midir? Çok büyük bir firma değilseniz hiç işiniz olmaz bu düğmeyle diyorum. Kırmızı çarpıya basarsanız
tüm satırlar silinir. Aman dikkat! Dediğim gibi geri al özelliği yok. Yanlışlıkla silerseniz kendinizden nefret edebilirsiniz. Girişler şu şekilde yapılır. İlk sütuna işlem numarasını elle girmelisiniz. Sistem neden otomatik vermiyor diye sormayın, ben de bilmiyorum. İkinci sütuna firmanın tam ünvanı yazılmalıdır. Belli bir harf sınırı var ama ünvanı abartılı şekilde uzun olmayan her firma buraya sığıyor. Sığmayan olursa da önemli değil, sığdığı kadar yazarsınız. Üçüncü sütuna tedarikçinin mukim olduğu ülkeyi menüden seçerek işaretleyiniz. Menü açıkken yine 2-3 harf tuşlarsanız işiniz kolaylaşabilir. Sonraki iki sütuna varsa vergi numarası, şahıs firması ise TC numarası yazılır. Aynı anda ikisi birden olmaz. Yabancı ülke seçildiğinde bu kısım BA için böyle 111 diye, BS için ise 222 diye otomatikman gelir. Bu arada bir bug, yani küçük bir hata var programda. Örneğin 3 numaralı satırda Almanya seçili ya, siz 4. satırı Türkiye seçseniz bile 4. satıra otomatikman 111 diye gelebilir. Böyle olursa elle düzeltmeyi unutmayın. Programın bir bildiği var diye düşünmeyin. 6. sütuna belge adedini yazın. Unutmayın, sadece kağıt faturaları yazıyoruz. Yani 8 elektronik fatura, 3 kağıt fatura varsa örneğin 11 değil 3 yazmalısınız. Son sütunda sadece kağıt faturaların KDV hariç küsuratsız bir şekilde aşağıya yuvarlanmış toplamlarını buraya yazıyoruz. Toplam satırı yukarıda gördüklerinizi otomatik toplar. Kendi kayıtlarınız ile doğruluğunu mutlaka kontrol ediniz. Satırlarda yaptığınız muhtemel hatalı girişleri yakalamanız için bu çok önemlidir. Liste tamamlanınca beyannameyi düzenleyen ve gönderen bilgilerini girmemiz gerekecek. Düzenleyen kulakçığında üst tarafa mükellef olarak kendi işletmemizin bilgileri yazılacak. Genel bilgilerdeki bilgiler ile aynı olduğundan lütfen emin olun. Alt tarafta ise çalıştığımız mali müşavirin bilgileri yazılmalı. Bildirimi gönderen kulakçığında ise üst tarafta demin bilgilerini yazdığımız mali müşavir bilgilerini, alt tarafta ise varsa yeminli mali müşavir bilgilerini yazıyoruz. Yeminli bilgisi sözleşmeniz olan bir YMM'niz yoksa şart değildir. Kayıtlarımızı tam ve doğru bir şekilde yaptığımıza eminsek beyannameyi artık kaydetmemiz gerekir. Yine çok önemli bir bilgi size. Beyannameyi kaydetmeden programı kapatırsanız yaptığınız tüm kayıtlar kaybolacaktır. Bilginize. Dosya sekmesinden kaydet seçeneğini tıklayarak kaydederiz. Eğer genel bir hata yaptıysak, beyanname düzenleme programı tespit ettiği hata ile ilgili bizi uyaracak ve kaydetmemize izin vermeyecektir. Böylesi bir durumda hatayı düzeltip tekrardan kaydetmemiz gerekir. Başarılı bir kayıt sonrası uygulama bize genel bir hatırlatma yapar. Elektronik faturaları beyanımıza dahil etmediğimizden emin olmamızı ister. Artık konuyu biliyorsunuz zaten. Tamam diye onayladıktan sonra bildirim dip toplamamızı yazıyla teyit eder. Bu aşamada kendi kayıtlarımız ile bu yazını son bir kez kontrol etmemiz faydalı olacaktır. Başarılı bir kayıt sonrası beyanname adında bir değişiklik göreceksiniz. Beyanname kodu, kendi vergi numaramız vesaire gibi bilgilere ek olarak beyannamenin hangi tarih aralığı ile ilgili verildiğini sağ tarafta gösterecektir. Bu isim değişikliğini gördüğünüzde kaydın başarılı bir şekilde tamamlandığından emin olacaksınız. Beyannameyi başarılı bir şekilde doldurduktan sonra beyannameyi mali müşavire onay için göndermemizin zamanı geldi. Ne de olsa beyanname siz onaylamayacaksınız, değil mi? Mali müşavir onaylayacak. Beyanname düzenleme programını varsayılan dosya yoluna kurduysanız C sürücüsü altındaki EBN klasörüne gidin. Başka bir yere kaydettiyseniz oraya gideceksiniz elbette. EBN altındaki beyannameler klasörünü açınız. Mali müşavire göndermek istediğiniz beyannamenin XML dosyasını bulun. Bu tarz dosyaların uzantısı XML şeklinde olur. Bulmakta zorlanıyorsanız dosyaları tarih sırasına göre sıralayıp son beyannameyi kolayca bulabilirsiniz. Bir de dosya isminde Form BA yazmaktadır. Bu bilgi de bulmanıza yardımcı olabilir. Bulduğunuz bu dosyayı kopyalayın.
yeni bir e-posta içine iliştirdiğiniz Form BA XML dosyasını mali müşavirinize gönderiniz. Kendisi bu e-postayı aldığında kendi beyanname düzenleme programı üstünde Form BA'nızı açarak kontrol edecektir. Sonrasında e-beyanname portalına bunu upload ederek yani göndererek orada onaylayacak. Sonrasında BA beyanını ve alıntısını PDF olarak kendi bilgisayarına indirecektir. Beyan artı alıntı olarak toplamda 2 adet PDF dosyasını size mail ile gönderecek. BABS'ler ödenecek şeyler olmadığından tahakkuk alınmaz. Sizin burada tek yapacağınız şey bu iki sayfanın arkasına kendi BA çalışmanızı ekleyip dosyalamak olacaktır. BABS bu kadar. Hadi bakalım geçmiş olsun. Anlatım tarzımı dinlediniz. Birçok konuda bu anlatım tarzıyla tahta karşısında konuları muhasebeyi öğrenmek isteyen genç arkadaşlarıma anlatıyorum. Abone olup takip ederseniz kariyerinize olumlu bir katkı sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.